Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya çevresinde bulunan bir araştırma istasyonudur. İstasyon, NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansı tarafından işletilmektedir. Dünya yörüngesindeki en büyük yapılardan biri ve tamamen insan yapımıdır. Uzayda yapılacak yapılara ve uzay sınırlarının boyutlarına önemli bir katkı sağlamaktadır. İstasyonun genel kapsamı, yörüngeye fırlatılmasından sonra, uzay yürüyüşleri sırasında bir araya getirildi. Ana yapısı, 108 metre uzunluğunda ve 72.8 metre uzunluğunda bir alana sahiptir. Uluslararası Uzay İstasyonu, birçok farklı ülkenin katkısıyla inşa edilmiş, insan yapımı bir araştırma istasyonudur. Ana yapısında 15 farklı modül bulunur. Bu modüller, uzay aracı ile istasyona taşınarak bir araya getirildi. Ana taşıyıcıları, Rusya'nın Zarya ve Zvezda modülleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Unity ve Destiny modülleri, ESA'nın Columbus modülü ve Vaka'nın Kibo modülüdür. Bu modüllerin her biri, farklı araştırma amaçları için tasarlanmıştır. Örneğin, Zarya Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk modülüdür ve elektrik gücü, yakıt ve tedarik malzemeleri sağlamaktadır. Zvezda Odası ise, istasyonun yaşam destek sistemlerini ve iletişim ekipmanlarını sağlıyor. Unity modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bağlantı düğümüdür ve diğer modüllerin bağlantı yuvasını sağlar. Destiny modülü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana araştırma laboratuvarıdır ve astronotlar tarafından yürütülen birçok bilimsel araştırma projesine ev sahipliği yapar. Columbus Odası, ESA'nın araştırma laboratuvarıdır ve dünya yüzeyi, çevre ve atmosfer bilimleri gibi birçok alanda sorgulamaların yapılmasına olanak sağlar. Kibo Odası ise, JAKA'nın araştırma laboratuvarıdır. Mikro yerçekimi deneyleri, uzay biyolojisi ve astronomi gibi birçok konuda araştırma yapılmasına olanak sağlar. İstasyonun ana yapısı, uzayda birçok önemli araştırma projesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu projeler, dünyanın iklim değişikliği, göksel değişiklikler, uzay biyolojisi, insan davranışları ve diğer bilimsel konuların çerçevelerini kapsar. Bu projeler sayesinde insanlığın uzay araştırmalarında önemli bir ilerleme sağlanmaktadır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ana yapısı, güneş enerjisi panelleri tarafından beslenmesi ve gerekli tüm enerjiyi elde etmek için yeterli güce sahiptir. İstasyon, özel bir sistem kullanarak oksijen üretir ve atık suyu geri dönüştürerek içme suyu elde eder. İstasyonun inşası, 20 yılı aşkın bir süre boyunca farklı aşamalarda gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Zarya Dairesi, 20 Kasım 1998 tarihinde Rusya tarafından fırlatılmıştır. Daha sonra, 4 Aralık 1998'de Amerikan Uzay Mekiği Endeavour, Unit modülünü Zarya modülüne bağlamıştır. Bu olay, istasyonun ilk iki modülünün birleştirilmesi anlamı taşımaktadır. İstasyonun yapımı, 1998'den 2011'e kadar devam etti. Bugüne kadar birçok farklı roket ve uzay mekiği kullanılarak inşa edilmiştir. İnşasında en önemli katkıları sağlayan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada'dır. Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot seçimi, NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları tarafından gerçekleştirilmektedir. Astronot seçimi, öncelikle temel eğitim, fiziksel sağlık ve psikolojik yeterlilik kriterlerine göre belirlenmektedir. Astronot seçim süreci, genellikle çok bileşenleri bir araya getiren ve birçok farklı görünümde meydana gelir. Sağlık ve eğitim geçmişleri, teknik beceriler, liderlik ve takım çalışması gibi özellikler göz önünde bulundurularak gereklilikleri tamamlayan adayların başvuruları kabul edilir. Daha sonra, kabul edilen adaylar, çeşitli fiziksel ve zihinsel testlere tabi tutulurlar. Bu dersler arasında gözlem ve refleks deneyleri, zorlama deneyi, uçuş pilotu testi, uyku deneyi, yüksek irtifa eğitimleri ve psikolojik değerlendirmeler yer alabilir. Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'dan 400 kilometre uzakta bulunmakta ve Dünya'nın çevresinde yaklaşık 90 dakikada bir tur atmaktadır.
dünyanın yerçekimi bölgesine bağlı olarak hareket eder ve yerçekimi tarafından çekildiği çevrede kalması için yaklaşık 28 bin kilometre bölü saat hızla hareket eder. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birçok farklı alanda bilimsel deneyler yapılır. Bu deneyler, uzayın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin anlaşılması, uzayda yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi, dünyanın iklimi ve doğal afetleri gibi konulara ilişkin araştırmaları içerir. Astronotlar ve uzay aracı robotik kolları kullanarak deneyler yaparlar. İstasyondaki deneyler arasında bazıları şunlardır. İstasyonda yapılan fizik deneyleri arasında yüzey gerilimi, sıvıların davranışı, manyetik alanların etkisi gibi konular yer alır. Astronotların fizyolojik tepkileri, kemik ve kas kaybı, uyku bozuklukları ve beslenme gibi konuların yanı sıra bitkilerin büyümesi, bakteri ve mikroorganizmaların davranışları gibi biyolojik deneyler de yapılır. İstasyonda, uzay araçları, robotlar ve diğer teknolojiler için testler yapılır. Dünyanın yüzeyinin fotoğraflarını çekerek, atmosferik ve okyanus koşullarını izleyerek, doğal afetlerin erken uyarısı ve takibi için yer gözlemi yapılır. Tüm bu deneyler, uzayda insanlığın bilimsel ve teknolojik ilerlemesi için önemlidir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.